Sevgili öğrenciler, Özel Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. Martı yayınları 6. sınıf online deneme sınavı. 1. Allah insanı yaratıp yalnız bırakmamıştır. Yüce Allah ilk insan topluluklarından başlayarak günümüze kadar her topluma mesajlarını iletecek bir peygamber görevlendirmiştir. Bu durumu açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı. 2. Peygamberler söz, davranış ve yaşayışları itibarıyla güzel ahlaklı bir insanın nasıl olabileceğini göstermişlerdir. Buna göre peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? B şıkkı. 3. Yüce Allah Kabe'yi kutsal bir mekan yapmıştır. Kabe'nin kutsallığı Hazreti İbrahim zamanına kadar uzanır. Müslümanlar namaz kılarken Kabe'ye doğru yönelmeleri gerekir ve bu namaza hazırlık şartları arasında yer alır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde vurgulanmıştır. Nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü Mescid-i Haram yani Kabe yönüne çevirin. Bu parçada anlatılan namaza hazırlık şartı aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı. 4. Yüce Allah peygamberliğinin 3. yılının sonuna doğru Hz. Muhammed'den İslam dinine çağrıyı açıkça yapmasını istedi. Ey Muhammed, sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Hicr suresi 94. ayet. Ayetinin gelmesiyle İslam dinine açıktan davet başlamış oldu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A şıkkı. 5. Hz. Muhammed yakın akrabalarını İslam'a davet etmek için evine çağırarak onlara kendisinin Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi. Onlara Allah'ın bir olduğunu, ortağı ve benzerinin olmadığını, putlara tapmanın yasak olduğunu tebliğ etti. Ancak orada bulunanların büyük bir kısmı bu çağrıyı kabul etmedi. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? B şıkkı. 6. soru. Eğer yeryüzünde yerleşip gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Yüce Allah bu ayetle aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? C şıkkı. 7. soru. 1. Namazın farzlarından birini terk etmek namazı bozar. 2. Namazdayken abdest bozulsa da namaz bozulmaz. 3. Namazda kıbleden başka yöne dönmek namazı bozmaz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? D şıkkı. 8. soru. 1. Çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaları. 2. Aile hayatına zarar vermeleri. 3. İradeyi etkin kullanmayı engellemeleri. 4. İnsanın başkalarıyla ilişkilerine zarar vermeleri. Yukarıdakilerden hangileri kötü alışkanlıkların toplumsal zararları arasında gösterilebilir? C şıkkı. 9. soru. Hz. Yahya aleyhisselam kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa'nın peygamberliğini de tasdik etmişti. Yüce Allah Hazreti Yahya'ya büyüyüp olgunlaşınca Tevrat'a sahip çıkıp hükümlerine uymasını ve içinde yaşadığı halkı doğru yola çağırmasını emretti. Ancak Hazreti Yahya'nın peygamberliği çok kısa sürdü. Hazreti Yahya tebliğine karşı çıkanlar tarafından şehit edildi. Bu parçada Hazreti Yahya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? B şıkkı. 10. soru. Ebu Leheb kahrolsun. Zaten kahroldu. Ona ne malı ne de kazandığı fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak o ateşe girecektir. Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı.